Değerli Reklampedya takipçileri, Müzikpedya'nın 3. bölümüyle karşınızdayız efendim. Bugün çok ilginç bir program hazırladık. Değerli editörümüz Yunus Emre Özorhan'la. Abi nasılsın? Estağfurullah. Değerli sensin. Teşekkürler. Şimdi parça seçimlerini de sen yapıyorsun. Abi bugün menümüzde ne var? Ben böyle ilk 3 program bir sağa sola bir tokat diyelim. Evet, Yodeling'le girdik. Üstüne kardeşimizin adını unuttum. Ben de unuttum. İşte ya. Mandalinacı kardeşimiz vardı. Tamam. Üçüncü programda da şöyle bir dünya starlarını bir kıyaslayalım dedim. Aha. Michael Jackson'ı Bruno Mars seçtim. Aa, çok ilginç. Peki neden Bruno Mars'ı Michael Jackson'a kapıştırıyorsun? Şimdi o Versus'ın sebebi şu. Bir miktar dünyada neler olduğunu kaybetmemiz, dedim ya geçen program, referans noktası önemli dedi. Şimdi süperstar olmanın referans noktası Michael Jackson idi. Aynen. Çok iyi şarkı söylüyordu, nefis de dans ediyordu rahmetli. Fakat Grammy'yi son dönemde devamlı kapatan Bruno Mars kardeşimizin boyu daha kısa olmakla beraber. Evet. Bir özelliği daha var, çok iyi dans ediyor, nefis şarkı söylüyor. Fakat adam müzisyen, davul çalıyor. Yani Super Bowl finalinde 2 sene önceki filandı galiba. Bir davul çalıyor ki onu görünce vay arkadaş dedim. Yani artık pabuç pahalı öyle. Bir parçayla şey olmuyorsun. Süperstar olamıyorsun. Olamıyorsun. Buradan tabii niyeti olan genç arkadaşlara da şey olsun, faydası olsun. Abi o zaman ilk önce istersen Michael Jackson'ı. Süper olur Michael Jackson'ı. Gibi. Michael Jackson yapan video ile başlayalım. Aynen. İlk defa Moonwalk da gördüğümüz sahnedeki ilk moonwalk'unu yapışı. Evet. Ne güzel bir gün. Daha esmerken biliyorsun açıldı da. Evet efendim. İlk parçamız Michael Jackson Billie Jean. Thank you. Oh, you're beautiful. Thank you. Thank you. Yeah, those I have to say those were. En sevdiğim dönem bu arada. The good old days. I love those songs. Those were magic moments. Abi konuşma sesi tabii. Ne kadar ilginç. Ultra tenor. Yani bayağı tiz bir sesi var. Ama şeyden Jackson farklıken çocukluğundan belli zaten. My brothers including Jermaine. But you know those were good songs. I like those songs a lot but especially konuşuyormuştu o zaman. I like the new songs. Wow, 83 bir müzik. Yaptı etki oldu mu işte? Savunç. Elvis Presley'den sonraki süperstar. Yani arada bir boşluk var. Var tabii. Çok güzel şarkıcılar var. Nefis sanatçılar var filan ama böyle bir etkiyi yaratan yok. Yani salonda böyle bir anda gibi herkes değil mi? Başka bir kafaya geçiyor. Ve yani o tarihte şu dans çok ilerici. Şey dediğimiz, yani artık bizim değil herkesin programlarda da yaptı karaoke denilen durum. Yani o dönemde bir süperstar şey yapabiliyordu, rahatlıkla üstüne söyleyebiliyordu, sıkıntı yok. Alttan albüm geliyor, canlı performans ama kendi kanal sesi var, onun üstüne geliyor. Artık öyle bir şey yapamıyor kimse. Neden? Yani, Şöyle bir şey var, evde benim oğlum da yapıyor ötekini. Yani sen bir süperstar diye çıkıyorsan ekstra bir şey yapman lazım, canlı söylemek lazım. Ak gözün, kara gözün ayrıldığı yer. Evet, evet. Evet.
Şimdi ultra tenor yerlere geleceğiz biraz sonra. Ultra tenor yerlere geliyoruz. Evet, yani karakteristik olarak Michael Jackson tonu dediğimiz yerlere geleceğiz. Tamam. Dans tabii kişisel bir yetenek. Aha. Fakat dansta dikkatini çeken bir şey ama adamın temposu, ritmi o kadar sağlam ve egzakt ki yani o kadar böyle zamanında ki. Metronom gibi dans ediyor. Aynen. Tam tam ağzımdan aldın. O zaten kişiyi buraya. Yani söz, müzik ve o dans figürünün tık aynı şeye düşmesi ve bilgisayar kalitesine düşmesi. Ben görmedim yani hani şimdiye kadar ve bundan sonra da uzun süre görmeyeceğiz büyük ihtimalle. Şimdi Vay Delikanlı Gönlüm'de biz bunun eleştirisini yaptık. Tabii. Olabileceklerden bir tanesi de bu. Canlı canlı çıkıyorsun, stüdyo mütü diyor yok. Abi bir de şimdi burada dinleme nasıldı? Stüdyo monitörü nereden, kulaktan mı aldı o tarihte? Nereden duydu? Kulak, abi yani, çok kolay bir şey değil. Olduğu bir dönem olduğunu zannetmiyorum. Yani. Buradan hemen şeye bağlayabilir miyiz? Bruno Mars'a. Tabii bağlayabiliriz. Eşiğin ne kadar yükseldiğini görmek için o... Şey Moonwalk'ı alalım ama ya. Alalım tabii. Ha Moonwalk'ı yani. Almadık. Onu konuştuk. Olmaz. Ya Michael Reis... Son dönemlerinde şöyle adı şöyle çok bir şey olmasaydı artık rahmetlinin arkasından da konuşmayayım abi diyorum başkan ama. Başkan şöyle çok ekstra bir adam. Evet. Fakat son dönem giderek aldığı beste kalitesi düştü. Bir de evet. Bu Bleach'in olduğu yani 83 albümünde şey var. Ya overall bütün şarkıların bu kadar iyi olduğu. Mesela Balat'sa en iyi Balat. İşte Shuffle'sa en iyi Shuffle. İşte Rock'sa en iyi, Van Halen işte gitar solo'yu çalıyor. O kadar üzerine düşünmüş düzenlemeler ki. Bir de şöyle bir şey var abi. 80'lerin başından sonra, bu albümden sonra 16 step sequencer falan kullanan, yeni yeni öğrenmeye başlayan prodüktörlerin eline düştü. Doğru söylüyorsun. Şimdi daha bilgisayar daha yeni çıkıyor. Şimdi 16 step sequencer, ooo babacım müthiş bir şey. Bir programlıyorum. O tarihlerde de yeni bir şey gibi algılandı fakat bu insan doğasına aykırı. Buradaki akıcılık, buradaki doğallık, sahiciliğini kaybediyor. Sahicilik yok. Çok motomot o da. Yani ritim geliyor. Loop'u da yiyelim altına. Neden şimdi tekrar doğala döndü? Yani kayıt teknikleri bile daha akustik, daha normal ev ortamında yapılmaya başladı. Millet çünkü sıkıldı o elektronik şeyden. Şimdi sırada kim var abi? Michael Jackson'ı bu efsane performansının ardından kiminle karşılaştırıyoruz? Grammy manyağı olmuş Bruno Mars var. Bruno Mars'ı dinleyelim mi? Dinleyelim abi, deşit. Çok merak ediyorum ikisini nasıl bir arada yorumlayacaksın. Evet efendim, sırada Bruno Mars. See my name in shiny lights.
burada tokatladı bitirdi zaten. Yani bundan sonra çıkıp ne yapsa zaten tamam, yani daha dün annemizin söylesen tamam. Peki, burada bitirdi yani. Burada fiziksel görünümü de Michael Jackson'a çok benzemiyor. Benziyor. Tarzı da. Ses rengi de benziyor. Rengi de benziyor. Giydiği pantolonu kadar benziyor. Değil mi? Fakat aşağıdaki komple müzisyenlik ya epeydir böyle hiçbir yerde benim rastlamadığım bir durum. Çünkü sıradan gördüğüm bir davul abi icrası değil bu Justin yani. Justin Bieber da çalıyor dermiş. Ya hayır, şey Justin yani işte, Bieber gerçekten kötü bir, bu ya, gerçekten davulcu. Phil Collins mesela işte davulcuydu, şarkıcı oldu bir falan, falan ya. Bir yapalım. Ondan sonra Peter Gabriel Gabriel ayrıldıktan sonra ama teyze oğlu ben şey demiştim sesi ne kadar çok benziyor. Meğerse sonuna teyze oğlunun grubu almış ses ondan benziyor filan. Peki abi teyze oğlun Peter Gabriel olsa ne yapardın? Ya da Phil Collins? Vallahi grup kurardım ben. Burada da adam standart dışı yani hani böyle Rush'ın davulcusunun New Pirt'in falan böyle soloları öyle bir solo öyle geliyor. Ton da benziyor. Sıkıntılı, sıkıntılı bir davulcuymuş yani. Evet. Yani öyle normal bir davulcu değil yani. Abi Phil Collins deyince aklıma geldi. Düşünsene Phil Collins'in Genesis'in seçmesine giriyorsun. Yani Genesis diğer iki elemansın sen izliyorsun. Davul, herif gelmiş. Sadece davul programı yapılabilir. Bir aynen. Böyle enstrüman enstrüman gideriz. Şey vardı. Dream Theater'a davulcu seçiyorlardı Portnoy'a ayrıldıktan sonra. Ha. Çok neşeli 5 tane video vardır yani böyle tamam, deli gibi köpek gibi çalan davulcuların 5'i de audition'a giriyor. Aha. Öğrenci gibi falan böyle çalışmışlar. Hani bizde şey var ya yedim bitirdim falan yok yani adam çok isimli fakat gidiyor orada işte Liquid Tension ya da işte Dream Theater parçası çalmaya çalışıyor. Falan. Aynen öyle. Şimdi davulla girdi ama herhalde bu noktadan itibaren evet. Hem dansıyla hem de sesiyle tabii şimdi Michael Jackson'la karşılaştırınca. Yani neden karşılaştırdık? Yani estağfurullah haddimizi mi bunları bizim irdelememiz bir şey söylememiz falan da şunu arkadaşlar eşik ne kadar yükseldi. Yani bir şeyler yapmak istiyorsanız ve bu evrensel olsun istiyorsanız eşik bu kadar yükseldi. Yani birkaç enstrüman çalacaksın işte vesaire vesaire. Aynen. Evet dinliyoruz efendim. Abi, Motown'u çok iyi anlamış bir prodüktör bu işi organize etmiş. Adam, o dünyanın en büyük gösterisi işte. Michael Jackson'ı da yani bu adamların bak şu giydikleri şeyler. Drifters bugün müzik yapsa buna çok yakın bir şey yapardı. Evet. Zaten hani 80'ler, müzik modası da oraya doğru geldi ya böyle bir miktar. Mesela Chic. Bunun bir alt düzeyi Chic. İşte ondan önce Motown sanatçıları şimdi 1000 tane isim var. Ondan sonra Chic işte 80'lerde falan devam ettirdi. Birkaç tane daha isim var. Abi 2000'lerin sonunda bu adam çıktı. Demek ki bir şey organik ve gerçekten insan doğasına seslenebiliyorsa var yerini buluyor. Artık insan kulağı da bu kadar artificial şeylerden sonra, bu kadar plastik müzikten sonra dediğin gibi işte bilmem kaç kanal, sequencer'lar daha natürel bir şey duymak istiyor. Bu da burada neşet etmiş hali de bu yani. Bir de arkadaki efektler falan var ya, o da sanki Michael Jackson'ın kendi çıkarttı o arada. American Blue Note bütün siyahi müziği için bir standart var. O standartı sürdü. Ya vokal gruplarının şeyi hala devam ediyor ama canlı bu kadar temiz, bu kadar büyük bir organizasyon, bu kadar iyi ses kalitesiyle hani bir yerinde küçücük bir boşluk yok. Olmaz mı ya? Aynen. Devam ediyorum. Daha var.
For the love bağırıyor orada. Ağzı açtığında yerine şeyi fark ediyorsun. Açık gırtlakta söylüyor. Ha. Yani mikrofon var. Aşağıdan da altyapı geliyor falan. Ben burada biraz öyle takılayım. Mır mır yapayım falan. Bir şey yok yani. Baya gırtlak ve yani larynx ve pharynx iyice açılmış. Herif orada full force söylüyor. Evet. Yani malzemeden çalma yok. Efendim ilk defa duyduğum iki kelimeyi duydum. Larynx ve pharynx. Damak ve gırtlı. Boğazlı söylüyor. Larynx yani. Geniş boğazlı. Abi öğreneceğim bunları. Senin sayende öğreneceğim. Evet devam ediyoruz. Parçanın sonunu tek solo döndürdüler. Yani hani bu buraya da gidebilir. Adam şey yapmış, şov yapmış. Bu türde yaptık biz bunu da. Yani bunu yapmak çok basit. Bir de remixini yaparsak da sound'u bu olabilir diye. O lezzeti orada veriyorlar ya abi. Orada bu kadar adam bunu duyduktan sonra bunun remixi çıktığı anda hiçbir şekilde yadırgamıyor. Bir de burası şey yani artık gurme restoran gibi. Hani bu yemeği burada sunduktan sonra artık dinleyen kişilerin beklentisi de bunun altında bir şey kabul etmiyor. O yüzden hani bir şey değil böyle rastlansal hadi Grammy'yi buna verelim falan durumu değil. Yani hakikaten standart dışı bir şarkıcı. Peki Bruno Mars nerelere gelebilir? Sen nasıl görüyorsun Bruno Mars'ı? Valla bence geldiği yere gelmiş vaziyette. Yani Michael Jackson'la bir gün karşılaştırılır mı? İşte ben o yüzden buraya koydum ki bunun üstüne şarkı güzelliği, Thriller albümündeki tatlı bir albüm yapar ise hiçbir eksiği yok. Önünde engel yok. Evet. Biz boks programı yaptığımızda abi hep bunun şey yapıyoruz. Hep bize fix sorulan sorudur. Muhammed Ali mi, Mike Tyson mı? Ha. Yani, tamam mı? Herhalde burada hani Muhammed Ali'si bu işin hep Michael Jackson. İşte, ama karşılaştırmaya hak bir adam Bruno Mars'ta. Burada bir referans noktası Michael Jackson'sa yani pabuç o kadar pahalı ki adam davul da çalıyor, dans da ediyor, şarkı da söylüyor. Hala bir Michael Jackson oldu mu? Olmadı. Ama oldu. Bana sorarsan 5 ver. Dediğin gibi böyle çok iyi bir yedili bir albüm, fiziki albüm çıkardığı zaman iş değişir. Evet. İş değişir. Abicim valla keyifli bir program oldu. Gerçekten. Stüdyomuza geri dönelim. Arka fonumuza geri dönelim. Üçüncü programımızı çektik. Keyif alarak yapıyoruz. Tekrar takipçilerimizden rica ediyorum ben. Efendim analizinin yapılmasını istediğiniz çok ilginç parçalar da olabilir. Çok her sanatsal, şey olabilir. Her şey olabilir. Ya biz bunu hani analiz etmek istiyoruz. Zaten çok farklı 3 tane bölüm yaptık. Öyle başladık. Sırf bu yüzden yani müzikle ilgili şarkı söyleyen her şeyi yollayabilirsiniz. Üzerine konuşuruz. Bildiğimiz bilgi dağarcığımız kadarını anlatmaya çalışırız. Üzerine konuşuruz. Burada yalnız bak ben sen bunu söyleyince bir şey söylemediğimi fark ettim. Ben de stüdyo kayıt teknolojileri hakkında fikrimi beyan etmek isterim. Bruno Mars'ın kaydıyla Michael Jackson'ın kaydı arasında, iki canlı kayıt arasında belirgin bir fark yok. Arada ne kadar süre var? Yaklaşık bir 35 yıl falan var. 35 yıl önce de aynı sesi alıyorlardı. Ya bana sorarsan hala mesela Alan Parsons'ın yaptığı Pink Floyd kayıtları, The Queen'in tabii hani analog dönemdeki o şeyin, hani United to Opera albümündeki bütün
parçalar. Evet, o kayıtlar dip sesi olmadan o abi kadar şimdi kanan. O tarihlerde çıkan çok acayip bugün mesela yani. Hala kullanılan ya da simülasyonları yapılan atıyorum markalar var. Mesela Pultec bunlardan bir tanesi. Biz simülasyonlarını görüyoruz. Türkiye'de kaç tane 40 yıllık Pultec vardır mesela, Equalizer'ı falan vardır bilmiyorum. Abi o kayıtların hepsi o stüdyoya bakıyorsun. Beatles şey yapıyor, kayıt yapıyor mesela. Arkada 4 tane var. Abi şimdi yani efsanelerin efsane, o tarihlerde gidip parayla satın alabiliyor musun? Aynen. Bugün satın alamıyorsun. Şey ya, güzel bir tarafa gitmeye başladı müzik. Hı hı. Bir 80-90'ların ve 2000'lerin başındaki böyle dijitalleşmeden hı hı. yeniden daha natural, daha insani bir tarafa doğru. Şöyle bir şey eklemek istiyorum sana. Hani kayıt teknolojileri babında değil, fakat ruhsal olarak evet sanatçılar bunun önemini fark etmiş durumda. Çünkü artık teknolojik doyuma da bulaştılar. Tom Meister'ların kendileri de kabul ediyor ve kaçıyor. Evet. Evet, daha samimi işler. Çünkü evet. Bir de şeyin farkındayız değil mi? Artık albüm yaptım, şatoda yaşıyorum. Hani hı hı. Yurt dışındaki büyük sanatçılar için de öyle bir şey yok. Canlı performansım varsa versin, biz o yüzden hı hı. İstanbul'a özellikle bu kadar konser turnesi gelmeye başladı. Çünkü canlı çalmazlarsa para kazanmıyor. Aynen öyle. Bu da İş çok değiştir. Iyi. Bunların hakkında da konuşacağız abicim. Aynen. Efendim bir Müzikpedia vokal analizi programının daha sonuna geldik. Elvis. Michael Jackson'la efsaneyle Bruno Mars'ı karşılaştırdık. Ama Elvis tişörtümü de göstereyim. Elvis tişörtüm araya mi? Elvis tişörtümü kaynatıyor. Evet. Bir gün bir Elvis programı yapmamız şart. Kesinlikle. Özellikle. Onu da Tom Jones'la yapabiliriz. Oo, böyle bir çok güzel. Ne diyeceksin abi? Bir müzikal geyik vardır. En çok parayı kazanan işlerinde Beatles. Aha. Beatles gizli gizli Elvis Presley dinliyor. Elvis Presley gizli gizli Tom Jones dinlermiş. Ve Tom Jones yarışma üyeliği yaptı ya abi. Evet. Abi Tom Jones dönmüyor masayı, döndürmüyor adam. Parçanın sonuna kadar dinliyor. Yani sanatçı adam. Şey diyebiliriz. Şöyle bir şey yok adamla. Tık. Hani gelmiş geçmiş en acayip, en etli erkek sesi. Yani abi inanılmaz. Hani bayılırım. Aslanın kükrü. 8 fındık Amerikan sesi. Ve şey, parçaları da efsane. Evet. Abi Tom Jones, tamam bunları yapacağız. Efendim biz bu programı yapmaya başladık var ya, yorgunluk nedir bilmiyoruz. Yani acayip keyif alıyoruz. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Efendim beğendiğiniz şeyleri, beğenmediğiniz şeyleri ya da önerilerinizi bize lütfen iletin. Lütfen yorumlarınızla bizi yalnız bırakmayın. Bir program daha sonuna geldik. Tekrar faydalı başlayacak. Bilgiler köşesi. Aa, bugün ya. Yapmadık. Ne söyle abi? Şarkıcıları ha? Faydalı bilgiler. Söyle arkadaşlar, abi. Burnunuzdan nefes alıyor musunuz? Yani bizim nazal ses dediğimiz böyle gibi bir tını gelmiyor ve burnunuz tıkalıysa asla sağlıklı şarkı bırakın söylemeyi, sağlıklı nefes almadıkça sağlıklı yaşayamazsınız. Ondan sonra oksijenin geçmesi lazım. Bizim yerli şarkıcılar gibi sürekli ay bugün sesim kısık olur. Yani şöyle nedense gibi bir durum olur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla mutlaka burnumuzu temiz tutuyoruz ve bir problem var mı diye kulak burun boğazı bir gösteriyoruz. Gösteriyoruz. Süper. Doğru. Abi teşekkürler. İyi hatırladın. Efendim görüşürüz. Hoşçakalın.